Cheksiz erur Allohimning saxovati. Iymon taqvo ikki dunyo saodati. Haqqa qullik qilish mo'min ibodati. Hikmat nuri asli mo'min halovati. Iymon taqvo ikki dunyo saodati. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda narigi dunyoga o'tib ketgan insonlarni bu dunyoga qaytib keladigan bo'lsa nimani so'rashligini Qur'oni Karimda Alloh taolo aytayapti. O'lgan inson bu dunyoga qaytib kelsa aytar ekan: "Qola robbi irji'uni la'alli a'malu solihan fima tarakt." Ey Robbim, meni dunyoga qaytar der ekan. O'lgan inson Alloh subhanahu va taolodan "Meni mana bu dunyoga qaytargin ey Robbim" deb so'rar ekan. La'alli a'malu solihan fima tarakt. Dunyoda tark qilgan solih amallarimni qaytadan borib dunyoda mana shu solih amallarimni qilsam, fa as-soddaqo, birinchi aytadigani sadaqa qilsam deydigan. Narigi dunyodagi inson mana bu dunyoga qaytib keladigan bo'lsa qiladigan ishini ham aytyapti Alloh taologa. Agar deyapti: "Ey Robbim, agar meni dunyoga qaytarsang, yer yuzidagi hayotga qaytib keladigan bo'lsam, la'alli a'malu solihan fima taraktu fa as-soddaqa, dunyoga kelib men sadaqa qilgan bo'lardim, pullarimdan ehson qilgan bo'lardim" deb aytar ekan. O'ylamaylikki, ba'zi paytda ko'proq ehson qilib qo'yapman, ana masalan sherigimiz ehson qilmayapti, men ehson qilyapman deb o'ylamaylik. Sherigimizni qabri boshqa, bizni qabrimiz boshqa, bizni kitobimiz boshqa, uni kitobi boshqa. Har bir odamni kitobi qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo "Iqro kitabak kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba" degan oyatni tushirdi. Ey bandam, o'zingni o'zingni hisob kitob qilib olishingga kifoya qiladigan, yetadigan qo'lingdagi kitobingni o'qi degan oyat bor ekan. Har bir insonni kitobi o'zini qo'lda. Hamma o'zini kitobini o'qiydi. Mana shu kitobiga ehson infoqni har bir inson o'zi yozadi. Boshqa odam bunga nima qilmar ekan? Yozmar ekan. Shom diyorlarida yoshi katta bo'lgan bir inson daraxti bo'ladi ekan. Olmadan bo'lgan bir daraxti. Haligi daraxt bog', shu daraxt bog'i olmabob pishgandan keyin mahalladagilar, qo'shnilar hammalari kelishadiganda olmani yeyishadigan anavlarga indamar ekan. Oshganini olib borib sotadi yoki boshqa qiladi. Shunday holatlar bilan haligi odam infoq ehson bilan yashar ekan. Dunyodan o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin farzandlari olma bog'ini otasi o'tib ketgandan keyin yaxshilab chegaralarini to'sib, endi odamlar kelmasin bu yerga, o'zimiz yaxshilab foydalanamiz, sotamiz, tirikchilik bor, o'zlar bilasizlar, unimiz bunimizga kerak bo'ladi deb odamlarni infoq ehsondan to'sib qo'yadi olma gullagan paytda. Chunki meva beradi-da gullagandan keyin. Alloh taoloning qudrati bilan o'sha yili olmalar meva bermar ekan. Gullari to'kilib, olmalarga qurt tushib, har yili berilayotgan meva o'sha yili to'xtaydi. Mahallasidagi bir imom oqsoqol bo'lgan kishi kelib aytadi: "Seni otang deydi, infoq ehson qilardi, shuning uchun Alloh taolo senlarga berar edi. Senlar bu gul bo'lishi bilan to'sib qo'yding, xuddi mevani o'zing qilib oladiganday, mana endi Alloh subhanahu va taolo sizlarga meva berishni to'xtatib qo'ydi" dedi. "Sizni qo'lingizga mana o'ng tarafdan kelyaptimi pul, chap tarafdan berib yuboring ehson qilib. O'zimiz topolmayapmiz, Alloh taolo beryapti-ku. Bir so'mi bor odam 10 tiyinini ehson qilsin, 100 so'mi bor odam 10 so'mini, 1000 so'mi bor odam 100 so'mini. Ba'zi bir qismlarini ehson qilsa Alloh subhanahu va taolaning huzurida mana u banda infoq qildi, ehson qildi" deb yozib qo'yilar ekan. Islomda 5 ta arkon bor. La ilaha illallohni aytgandan keyin 4 ta qoladi. Mana shu arkonlarni birinchisi namoz, undan keyingisi ila zakot. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu birinchi bo'lib mo'min musulmonlarga amir bo'lgandan keyin ba'zi bir arabiy qabilalar "biz zakotni bermaymiz" dedi. Abu Bakr roziyallohu anhu boshqa millatlar bilan, boshqa musulmon emas odamlar bilan g'azot qilmaymiz-da, birinchi bo'lib musulmonlar bilan urushamiz dedi. Zakotini bermagani uchun dedi.
namaz ve zekatını ortasını ular acıratıp ayırıp koyganlığı için, infak ihsandan özlerini tohtatganlığı için, ana o adamları bilen birinci olup infak ihsan kımagalları karşı uğruş kılamız değil. Bizi zamanımızı gelip, aynısı hazır gibi ayette, adamlar buldu, şüncelik kattık yaş göredi, umuman infak ihsan kımasıydı, bütün hayatıya kaydık vagan adamlar var. Adamlar da közü gebriyede pul topla bu yapıya kılması, beş son olsam taşlar koyadı, boldu deyitken adamlar var. O şu pul, beriyetken pul niye, hele elden kamayla de beriyetken adamlar var. Halis Allah Ta'ala üçün, niyetli halis kılıp, bazı bir payette çöntekimizden pullar verip ihsan duruşluğumuz kereye gel. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'den rivayet kılınladı. Allah Ta'ala aytti diyebdi. Enfik unfiku aleyk. Allah Ta'ala aytarken, ey bendem, sen ihsan kısan, senge men beremen deyken. Hani hadiste manasını düşündü gibi. Ey bendem deyken Allah Ta'ala, sen infak ihsan kısan, sonra men senge beremen deyken. Yani şunun için Müslümanların içinde en yaman körsetilgen sifatlerden biri bakıllık. Bakıl adamlar. Ailesine mehsan kılmayın. Üyüge mehsan kılmayın. Miskinge, fakirge, koşnusuge, dostuge, corasuge, mescidge, birer bir cage mehsan kılmayın. Kayerge aparat topla. Bunu topla olursa hesap kıyınlaşar. Vermese de günah köpeğe. Şunun için Allah Teala enfik unfik aleyk deyip, sen infak ihsan kısan, benden min, senge yani beremen deyip. Beremeydiken olsa bayağı ferişlerinin namıya, buna özünü karşısına dualar alışı mümkün. Ali İmran suresi Allah Subhanehu ve Teala, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Özüler yaşı körüp durgen merseylerde ihsan kımagınca, yaşınaki yetmeysler deyip. Pul yaşı göredi hemen, ben onun çöntekiden çıkıp etsiliği kıyın. Yahşi körüp turgen nerseğinize ihsan kıma gününüzce imaniler mükemmel bakuvvet bulmaydı diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytadılar. Sen bakıllıgin gözügen vakitte, kembahallıgin közüğünü yanıge kep turgen peyitte ihsan kısan, şunda Allah kabul kılar diye. Daim tapuladıken sifette. Bakıllıgi gözük kaladı insanla. Ve kembahal bop ketemeneken, fakir miskin bop ketemeneken deyip durgen peyette puldan alıp ihsan kıp koş gereken. Şunusu kabul diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Üyde hem yorduk sapla boğuldu bir yakı özümüz getirdikken bana bana az günahsını ihsanam kıp koya orayılık dese sabah bulmayıdıkken. Kembahallı ki közünü yanı kep dursa, bakıllı ki gozup dursa, bana şu peyette kılınken ihsanını Allah subhanahu wa ta'ala kabul kıladı diye yaptı.